Ben yıllarca bu yükü tek başıma taşıdım. Şimdi bunu seninle paylaşmak istiyorum. Bunu ben tek başıma taşıyamam. Çok yoruldum Haluk. Zafer bana tecavüz etti. Karakola gittim. Şikayet ettim. Sonra aileler araya girdi. Biz sözlendik. Sonra ben kaçtım. Yapamadım, geri geldim. Sonra ben bu adamla yıllarca aynı evin içinde hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya çalıştım. Yaşadım. Yaşadığım şeyi yok sayarak yaşadım. Becerdim de. Şu andan itibaren Zafer diye biri artık hayatımızda yok, çıktı gitti. Anladın mı beni? Lütfen sana yalvarıyorum, artık Zafer'den bahsetmek istemiyorum ben. Sana acı çektiremez bundan sonra. İzin vermem. Vermeyeceğim. Zafer bana tecavüz etti. Çok yeni verdi. Hadi. Bak, seni gebertirim. Yapma. Dokunma bana. Dokunma. Bak, seni gebertirim kadın. Yapma. Bak. Dokunma bana. Allah yarattı demek. Öldürürüm lan seni. Ahmet, bunu yapmak istediğine emin misin? Ya ben yapmasam sen yapmayacak mısın zaten? Ya abinin aranız bozulursa? Ya bozulursa bozulsun.
Şimdi sen geliyor musun yoksa bu olaya şahit olmak istemiyor musun? Ya Ahmet, ben sadece seni çok sevdiğim için. Ya sen beni çok sevdiğin için sürekli tehdit ediyorsun, farkında mısın? Ya öyle deme, ne olur. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Boşanmak da istemiyorum. Ya ben gerçekten bu lafı duymaktan böyle çok sıkılmaya başladım ya. Gına geldi. Ahmet. Allah. Ben de seni arayacaktım. Haluk karakolda. Ne olmuş ki? Güneş aradı. Onun yanına gidiyorum. Ne olmuş ki abla? Adamın birini hastanelik etmiş. Güneş'in sesi hiç iyi gelmiyordu. Aa. Tamam, ben de geliyorum. Tamam. Ben de geleyim. İnci, sen kalıyorsun. Ne yapmış ki abi? Ya bilmiyorum. Kontrolünü kaybetmiş. Bir adamı öldüresiye dövdü. Neden? Ben teknede uyuyordum. Sonra uyandığımda baktım dışarıda. Peki adamın durumu nasılmış? Bilmiyorum Ahmet. Ya gözü dönmüştü. Adamı öldürecek zannettim. Bir gidip bakayım. Tamam. Of. Tamam, sakin ol. Geçti artık. Hadi oturalım. Gel. Buyurun. Abi. Merhaba, ben kardeşim. Haluk Bey'in ifadesini tamamladık. Şimdi gidebilir. Sağ ol. Her şey yolunda.